Yalnız yaşıyoruz ama bize göre cennet burası. Bazen beğenmeyenler var. Oraya yeniden ağaç mont edip orayı kopardık tamamen. Sonra aynı ağaç. Oraya çivine çakma yapıyor. Şimdi biraz döndürmem gerekiyor. Tabi kurmamaya sahip etmemeye çalışıyor. Karabeyi pazarının bunlar Ankara'nın ablemiymiş herhalde tam bildiğim öyle olabilir. Tabi tokat yazmasının dışında da şimdi nasıl diyeyim işte evlerde süs eşyası olarak kullanıyorlar bastığım, yaptığımız şeyleri. Yani turistik yerlerde kullanmaya çalışıyorlar yazmanın harici. Şimdi turistik yerlere şey yaptı. Bunun şeyine de hocalar çoğaldı. Yani baskı şeyleri, bu el sanatını bayağı yaşadığında şimdi çoğaldı şu anda. İstek olması lazım. Evet. Bir insanın kendi içerisinden gelmesi lazım. Yani zorla bunu kimseye öğretemezsiniz. Bunu ben hiç kimseden yardım görmeden öğrendim. Hani mesleğimin bir parçasıydı. Evet. Ben baskı yapıyordum ama kalıbın nasıl yapıldığını bilmiyordum. Yani şu bıçağı bile sadece bıçağını biliyorduk. Ağacın nasıl kesildiğini, hangi yönüne kalıp oyulduğunu dahi bilmiyorduk. Evet. Kendi isteğimle, kendi arzumla ben bu işi yaparım dedim. Yani istekle. Ya tarihe biraz tarihe karışmaya başladı. CNC'ye bağlıyor. CNC'nin ya da kısa sürede hani yapıyor. Evet. Şimdi öyle başladı özelliği. Benim kafamda başka ağaç kullanmıyor. Kullanmam da yani. Ha bulamazsam yapmam. Bazen işte bağdan bahçeden düşüyor. İnşaat falan yapıyorlar şimdi bahçelere. Mecbur kalıyor, kesiyorlar. Oralardan bulursak oralardan alıyoruz yani.